nükleer savaş ihtimali maalesef Guterres'in de söylediği gibi her geçen dönemde biraz daha artıyor. Özellikle 2022 yılı bu anlamda çok kritik. Bununla ilgili verilerimiz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dünyada hangi ülkeler nükleer başlıklı füzelere, nükleer silahlara sahip? Bunu paylaşacağız sizlerle bugün değerli izleyiciler. Şu ana kadar 14 ülkede 107 sahada 15 bin nükleer silah bulunuyor. Aslında 14 .990. 15 bin diyebiliriz çok net bir şekilde caydırıcı güç olarak görülüyor bu nükleer silahlar aynı zamanda yani binlerce nükleer silah barındıran Amerika Birleşik Devletleri Rusya evet belki bunları uzun zamandır kullanmıyorlar ama caydırıcı güç olarak bunları bulundurmaları kendi açılarından önemli görülüyor bundan 77 yıl önce 1945 yılında en son nükleer e, silah kullanılmıştı dünya üzerinde değerli izleyiciler. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'ya savaşın sonunda o nükleer bombayı bırakmıştı. 15 kilotonluk bir bombaydı bu. 146 bin kişi sadece Hiroşima'da ki kısa bir süre sonra günler sonra Nagasaki'ye de o bomba atılmıştı ama e, Hiroşima'da 15 kilotonluk o nükleer bombanın atılması sonucu 146 bin kişi hayatını kaybetmişti. Şu an 1000 kilotonluk nükleer başlıklı füzeler var. Böyle bir hesap yapacak olursak olur da yine aynı bölgeye veya bir başka bölgeye 15 kiloton yerine 1000 kilotonluk bir nükleer silah, bir, bir nükleer bomba bırakıldığında 10 milyon kişi hayatını kaybediyor. E, son derece ölümcül, gerçekten de bir yok oluş. Zaten bugünkü başlıklarımızda böyleydi. Dünyayı nükleer korku sardı dedik. Açılışta başlıklarımızda nükleer yok oluş dedik değerli izleyiciler. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte bu bir kez daha gündeme geldi. Çünkü taraflardan birisi Rusya dünyanın en çok nükleer başlıklı füzesine, nükleer silahına sahip olan ülke. Onlara da hemen geçelim yavaş yavaş. Diğer ülkeler üzerinde de tabii hem caydırıcılık var kendi eş değerinde olan ülkelere mesela Rusya Amerika arasında iki ülke arasında caydırıcılık söz konusu yani olur da iki ülke arasında bir nükleer savaş başlarsa bunun kazananı olmaz her iki ülkede kaybeder İki taraf da bunu biliyor ama diğer ülkelere üzerinde de ciddi baskı olduğu ortada Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın bize göre batısında 6.450 de 50 6.450 nükleer silah nükleer başlıklı füze var İnanılmaz rakamlar bunlar. Birleşik Krallık'ta İngiltere'de 225 nükleer silah var. Fransa'da 300 nükleer silah bulunuyor. İsrail her ne kadar nükleer silahı olduğunu açıklamasa da resmen böyle bir açıklama yapmasa da reddetmiyor da gerçi ama resmi bir açıklamada yapmak istemiyor. Ama uluslararası toplum bunu çok net bir şekilde dile getiriyor. İsrail'de nükleer silah sahibi 80 silahın olduğu söyleniyor. Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim de uzun yıllardır devam ediyor. Her iki ülkede nükleer silahlanma yarışı içerisinde Pakistan'da 140 nükleer başlıklı füze var. Hindistan'da ise 130 olarak gözüküyor. Son verilere bakıldığında Rusya dediğim gibi Amerika'nın 6450'ydi. Rusya en fazla nükleer başlıklı füzeye sahip olan ülke. Nükleer silah sahip olan ülke Rusya'da 6850 neredeyse 7000 adet var. Çin'de 280 olarak belirtilmiş. Daha fazla olma ihtimali de var ya da ihtiyaç da duymuyor. Zaten Rusya'da bu kadar varken benim daha fazla üretmeme gerek yok diye de düşünüyor olabilir. Kuzey Kore sık sık işte o denemelerinden biliyoruz, balistik füze denemelerinden gündeme getiriyor. Bir şekilde gözdağı vermeye çalışan bir ülke. Kuzey Kore'de de 10 ile 20 arasında olduğu tahmin ediliyor. Daha başka ülkeler de var. Onlara da değinelim. Az önce ülkeleri saydık. Onların dışında şöyle bir baktığımızda evet tüm veriler yine burada da yer alıyor. İran'ın nükleer bomba geçtiğimiz günlerde böyle bir açıklama geldi. Nükleer silah geliştirme durumu var. Buna bir şekilde batılı ülkeler karşı çıkıyor uzunca bir zamandır. Türkiye'de bulunmuyor değerli izleyiciler ama bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Biz NATO Kuzey Atlantik Paktı'na üye olarak NATO'nun bir takım 4-5 ülkeye dağıttığı şeklinde iddialar vardı ama son durum ne? O da pek bilinmiyor. Ama resmi açıklamalara göre Türkiye'de de nükleer silah bulunmuyor. Son derece tehlikeli bir silah. Atıldığı anda öncesinde çok büyük bir ısı dalgası, sonrasında mantar şeklinde gökyüzüne yükselen devasa bir alev topu, sonrasında da yine etraftaki her şeyi, binaları, yapıları, insanları, canlıları tamamen yok eden bir ateş dalgası yayılıyor. Çok kısa bir süre içerisinde milyonlarca kişi hayatını kaybediyor ve Guterres'in de dediği gibi insanlık gerçekten çok büyük bir tehlikeyle şu dönemde özellikle karşı karşıya.